düzenliyor. Gelecek Partisi'nin bu çalıştığı neden ihtiyaç duyuyor? Şimdi Türkiye'de uzun zamandır bir madde bağımlılığı hastalığı var. Madde bağımlılığı Türkiye'nin gündeminde. Hepimizi ilgilendiriyor. Çocuklarımızı ilgilendiriyor. Bizleri ilgilendiriyor. Ve bu madde bağımlısı olan insanları kurtarmak noktasında da bizi ilgilendiriyor. Bir gün 13 bayan partimize gelip bizimle görüşmek istedi. Bunlar çocukları madde bağımlısı olmuş, uyuşturucu müptelası olmuş çocukların anneleri. Ve bize çocuklarının madde bağımlısı oluş şekillerini, olduktan sonra yaşadıkları trajedileri anlatınca, dramları anlatınca içimiz kanadı. Evet, biliyorduk ama yakinen şahit olduk. Kız çocukları vücutlarını satarak uyuşturucu temin ediyorlar. Erkek çocukları bu uyuşturucuda kuryelik yaparak ancak uyuşturucu temin edebiliyorlar veya mafyanın eline düşüyorlar. Bir süre sonra ise aileler bunu öğrendikten sonra tedavi ettirmek istiyorlar. Ametemlerde de problem var. Kadınlarla ilgili az ametem bölümleri var, yataklar var. Aynı zamanda da ametemlere gelmeden önce uyuşturucuyla mücadelede çocuklar tedavi olmak istediklerinde aletleri almada, arınmada, temizlenmede neyse bir şey söylediler. Bununla ilgili bu alet ve edevatların bunların çok pahalı olduğunu söylediler. Bunun üzerine biz düşündük, neler yapabiliriz diye. Daha önce de Sedat Peker de Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen bazı iddialarda bulunmuştu. Bunlar araştırılmadı. Bu da bizim kafamızın bir tarafında duruyordu ve bunu da birleştirince, puzzle'ları birleştirince bununla ilgili Türkiye gündemine getirmek için bu konuyu bir çalıştay düzenleyelim dedik. Şu an İstanbul, Antalya, Konya, Ankara ve çeşitli illerden müteşekkil 400'e yakın anneyi davet ediyoruz. Ankara'ya davet ediyoruz. Otobüslerini temin edeceğiz ve ardından Ankara'ya gelecekler. Ankara'da yemeklerini temin edeceğiz ve burada daha çok ametem uzmanları, narkotikte çalışmış, emekliye ayrılmış emniyetçiler, polisler, bu konunun uzmanı olan psikologlar, psikiyatrlar ve de akıl hastanelerinde çalışan doktorlar gibi, STK'lar gibi, gazeteciler gibi insanları davet edeceğiz ama daha çok burada anneler konuşacaklar. Türkiye'nin her çocuk, nasıl ki diyoruz ya, herkes bir engelli adayıdır. Türkiye'nin altyapısı ve üst yapısının zayıflığı nedeniyle kimisi iş kazalarıyla engelli oluyor. Kimileri spor kazalarıyla, kimileri denizde yüzerken bu hastalıklara düçar oluyor. Kimileri de otobüs, araba kazalarında, trafik kazalarında kolunu kaybediyor, bacağını kaybediyor, gözünü kaybediyor. Kimileri de terörde kaybediyor. Ve bunların tamamının en büyük sebebi Türkiye'nin iyi idare edilmemesidir. Ve aynı zamanda her çocuk ve her insanda madde bağımlısı adayıdır. Çünkü okul önlerinde dahi bunlar peynir ekmek gibi satılıyor. Bunlar sandviçlerin içerisine yerleştiriliyor. Çocuklara sandviçler ikram ediliyor, ucuz sandviçler ve bunlar daha sonra çocuklar madde bağımlısı oluyorlar. Sonra bu uyuşturucu baronların eline düşüyorlar. Sedat Peker'in söylediklerine de bir işlem yapılmayınca ve de bunları da annelerden dinledikten sonra böyle bir çalıştayın elzem olduğunu düşündük. Daha önce Sayın Ahmet Davutoğlu yeni başbakanlığa geldiğinde uyuşturucuyla mücadele çalıştayı yapmıştı. Birinci mücadele çalıştayı. Sonra başbakanlığı kısa sürünce, 22 ay sürünce bıraktıktan o da öyle kaldı. Şimdi ikisini birleştirmek istiyoruz. Yani başbakanken bir çalışmayı düzenledi. Şimdi de muhalefetteyken, Gelecek Partisi Genel Başkanı iken yine aynı şekilde bir çalıştayı düzenleyerek Türkiye'nin kanayan bir yarasına parmak basmak istiyoruz. Ve biz bu kanayan yaraya merhem olmak istiyoruz. Farkındalık yaratmak istiyoruz. Bir, öncelikle bataklığı kurutmak gerekmektedir. Burada hükümete görev düşmektedir. İçişleri Bakanlığı'na, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ve tüm Türkiye'deki bürokratlara görev düşmektedir. Yani hastanelerdeki başhekimlere, il sağlık müdürlerine. Öncelikle Türkiye'ye uyuşturucu girmemelidir.
Türkiye'ye uyuşturucu girmemelidir. Emniyet nerede? İstihbarat nerede? MİT nerede? Jandarma nerede? Ben bunu sorarım. Eğer bunlar bulunuyorsa, eğer bunlar Türkiye'de çok rahat bir şekilde 100 liraya, 200 liraya, 300 liraya, 500 liraya, 1000 liraya, 2000 liraya, 10 bin liraya bulunuyorsa ve insanlar Ankara'nın sokaklarında, çeşitli semtlerde bunları çok rahat bir şekilde taksilerle gidip alabiliyorlarsa, burada ben hükümeti sorgularım. Ben burada valileri sorgularım, kaymakamları sorgularım, emniyet müdürlerini sorgularım, İçişleri Bakanı'nı sorgularım ve bunlar bu pazarda Türkiye sınırlarında olmamalıdır. İkincisi, burada yakalanmış olan çocuklarımız var. Bunların tedavisi ne gerekiyorsa yapılmalıdır. Bir yandan hükümet, bir yandan STK'lar, bir yandan üniversiteler, bir diğer yandan Türkiye'deki bunu kafa yoran gazeteciler, medya, akademiya birlikte çalışmalı ve bununla ilgili de bu çocuklar tedavi edilerek tekrar yeniden topluma kazandırılmalı, ailelere kazandırılmalı, topluma kazandırılmalı, üretime kazandırılmalı bu çocuklar. Çünkü bu çocuklar bir yandan tüketiyorlar, üretmiyorlar, bir diğer yandan da devlete ve ailelere yük oluyorlar bu çocuklar. Tedavileri yük. Tekrar yeniden bunları bulabilmek için para bulmak zorunda kalıyorlar. Bu sefer de Türkiye'nin ahlak yapısı bozuluyor. İkinci olarak da bu. Üçüncü olarak da yapılması gereken şey şu, gençliğe kendi değerlerini aşılamak. Başkası olma, kendin ol demek. Okullarda iyi eğitim, sosyal hayatta, toplumsal hayatta kültürel dokuyu iyi takdim etmek ve de aile hayatını yaşatabilmek. Dünyanın en büyük imparatorluğu, en büyük devleti ailedir. Eğer devletiniz ve imparatorluğunuzu ayakta tutmak istiyorsanız ailenizi ayakta tutacaksınız. Aileniz çökerse, boşanmalar artarsa, ailelerde dramlar yaşanırsa, trajediler yaşanırsa, ailelerde problemler oluşursa, çocuklar da bu dramlardan, bu aile trajedilerinden psikolojik olarak etkileniyorlar. Onun için sağlıklı aile. Sağlıklı gençlik için de spor merkezleri, bunları yapabilmek ve bunun için Gelecek Partisi farkındalık yaratıyor. 25 Aralık'ta Ankara'da Yeni Mahalle'de Yeni Mahalle Belediyesi'nin kültür salonunda, kültür sitesinde salonunda böyle bir etkinlik düzenleyeceğiz. Sayın Başbakan kapanış konuşmasını yapacak ve ben, bütün medya buna duyarlı olacak. Bizim teşkilatlarımız şu an çalışıyorlar. Ne kadar Türkiye'de bu konuyla mücadele veren, uyuşturucuyla mücadele derneği adı altında vakfatla çalışma yapan varsa hemen hemen hepsine ulaşıyoruz. Bu konuda da problemler var. İyileri tenzih ederiz. Bazı derneklerin ve vakıfların da adları bu olmasına rağmen uyuşturucuyla mücadelede uyuşturucuyu teşvik etme noktasında burada satışlar yapıldığını da duyuyoruz, öğreniyoruz ve biliyoruz. Bu da bizi üzüyor. Bu konuda da yine aynı şekilde devlet buraları denetlemelidir. Bu dernekler denetlenmeli. Vakıflar, saldım çayra, mevlam kayra olmaz. Dernek açmak için izin aldım. Yeterli mi? Yetmez. Maliye denetleyecek burayı, hukuk denetleyecek, emniyet denetleyecek, istihbarat denetleyecek. Bunlarla ilgili çalışmalar yapacağız. Gelecek Partisi şu ana kadar 2 yıl oldu kurulalı. 2 yıl içerisinde hemen hemen her konuda farkındalık yarattı. Sorumlu muhalefet. Sorumlu muhalefet değil, sorumlu muhalefet. Sorumlu iktidara karşı sorumlu muhalefet. Yani ihya edici ve inşa edici muhalefetteyiz. Biz yapıcı muhalefetiz biz. Biz bir problemi söyleriz ve aynı zamanda yol gösteririz. Çözüm önerilerini sunarız. Kanal İstanbul'da olduğu gibi, Covid sürecinde esnaflara yaptığımız gibi, çiftçilere yaptığımız gibi, hayvan hakları yasasının çıkmasında vesile olduğumuz gibi veyahut da öbür tarafta otopark yasasında veya engellerin erişebilirliği yasasında yapmış olduğumuz çalışmalar gibi. Veli Ağbaba bu hafta bir konuyu meclisin gündemine getirdi. Malatya Aile Sosyal İl Hizmet Müdürlüğü'nde 5000 uyuşturucu ile geçirildi. Bunu şoförün kamu aracıyla yaptığı işte ve bina içerisinde stokladığı ortaya çıktı. Şoför kovuldu ama müdür ise yerinde kaldı. Yine Mersin Limanı'nda 1.3 ton kokain yakalandı. İddianame hazırlandı. 5 sanıkla sınırlı kaldı. Hani kokainin nasıl kimlerce sevk edileceği, para transferinin nasıl olacağı hep soruları yanıtsız kaldı. Şimdi Sedat Peker'in de iddiaları var. Siz uyuşturucu ticaretinde bürokrasinin, polisin, yardımın iç içe olduğunu düşünüyor musunuz? İyileri tenzih ederim. Hem Türkiye'de uyuşturucunun pazar bulmasının en büyük sebebi uyuşturucunun rahatlıkla temin edilmesidir. Burada elbette ki ben hükümeti suçlarım.
Kimi suçlayacağım? Sokaktaki Ahmet'i, Mehmet'i, Hasan'ı, Ayşe'yi, Fatma'yı mı suçlayacağım ben burada? Sedat Peker bir iddiada bulundu. Araştırmadılar. Yeni bir Mersin Limanı'nda kokain yakalandı. Uyuşturucu yakalandı. Kimlerdi bunlar? Bunlarla ilgili işlemler yapıldı mı yapılmadı mı? Onları da tam manasıyla kamuoyu bilmiyor. Ve çok fazla dedikodu var bu konularla ilgili. Daha önce vefat eden bir milletvekili, AK Parti'de uzun süre hizmet etmiş malum bir milletvekilini de buralarla bağlantısının olduğu söylendi. Bir uyuşturucu tüccarının bir telefonla hakim tarafından serbest bırakıldığı iddiası gündeme geldi ve bunu da inkar etmedi şahıs. Bu adam Türkiye'de aranan bir şahıstı. Kaçtı gitti. Cezaevindeydi ve serbest bırakıldı. Gitti. Burada devletin birimleri göz yummazsa hiçbir şey olmaz. Türkiye'de mafya da olmaz. Türkiye'de uyuşturucu da olmaz. Türkiye'de büyük suç şebekeleri de olmaz. Hatta devlet bürokrasisindeki hırsızlık da olmaz. Rüşvet de olmaz. Komisyon da olmaz. İrtikap da olmaz. Atalar boşa söylememişler ki ya devlet başı ya kuzgun leşe diyerek. Burada suçların şahsiliği prensibi vardır. Doğrudur. Evet, orada bir şoför yakalanmıştır. Ama orayla ilgili de sadece bakan hanımefendi şunu söylemiştir. Şoförün işine son vermişizdir. Bugüne kadar kimlere sattı? Bunlarla ilgili çok geniş, geriye dönük araştırmalar yapılması lazım. Arkasında kimler var? Kimden aldı? Bunların hepsini bulunması lazım. Gördüğüm kadarıyla Türkiye'de buna çanak tutan emniyetin içerisinde, bürokrasinin içerisinde, yargının içerisinde, hükümetin içerisinde insanlar var ki bunlar rahatlıkla Türkiye'ye bunları sokabiliyorlar. Eğer iyileri de tenzih ediyorum tabii ki.